Merhabalar, Siyasetname'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bu ayda siyaset bilimci, bilim akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'yla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler dilerim. Çok teşekkürler, biz de iyi günler dileriz. Şimdi bu ay şöyle bir başlık attık. Türkiye'nin bitmeyen bir anayasa meselesi var. Bir aslında bunun üzerinden yapılan bir rejim meselesi var. Adı bu şekilde konmasa da. Ne zaman ki böyle bir tartışma olsa tabii ki siyasetçiler bir rejimi tartışmaya açalım falan demiyorlar. Ama 1982 anayasasının işte asker tarafından o zaman yapılması ve çok kez tabii değiştirilmesi, artık bambaşka bir anayasaya dönüşmüş olması Türkiye'de bir sivil anayasa eksikliğine siyasetçilerin dikkat çekmesine sebep oluyor ve bu genelde siyasetçilerin kendi gündemlerini bir şekilde ya empoze ettirmek ya da tartıştırmak için bir vesile olarak artık kullanılmaya başlandı diyebiliriz herhalde. En son bununla ilgili tartışma da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuda başörtüsü serbestisi üzerine verdiği bir kanun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, ya bunu gelin anayasayla çözelim, içine aileyle ilgili bir takım maddeler koyalım demesi. Daha sonra yine işte başka bir takım konular bu tartışmaları yeniden başlattı. Biz de bunu bu ay konuşalım dedik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tartışma döngüsü neye işaret ediyor sizce? Siz nasıl okuyorsunuz? Şimdi siyaset bilimi açısından bakarsanız, tabii buna çeşitli açılardan bakabilmek mümkün. Anayasa hukuku açısından da bakabilmek mümkün. O anayasa hukukçuların yapacağı iş. Biz siyaset bilimi açısından baktığımız zaman ortada bir çok ciddi siyasal rejime ait meşruluk bunalımı mevcut olduğunu görüyoruz. Bu bunalım özellikle 1961 anayasasından itibaren Türk siyasal hayatının değişmez unsurlarından biri haline geldi. Ve bu bunalımla birlikte özellikle anayasaların tarafında olan, karşısında olan siyasi partiler belirdi. Bu 1980'e kadar böyle devam etti. 82'den itibaren bütün kurulan siyasal partiler 82 anayasası karşısında yer aldı. Ki bu anayasa aslında en büyük sayıda seçmen katılımı ve en büyük sayıda oy desteğiyle kabul edilmiş anayasamızdır şu ana kadar. Yani %90 oranında bir katılma, civarında bir katılma. Yine %90 küsur evet oyuyla kabul edilmiş bir anayasadır. Ona rağmen ilk günden itibaren bu anayasayı meşru olarak görmediğini ifade eden siyasi partiler bu beyanlarda bulunmaya başladılar. Bunların sayıları giderek arttı. Hemen hemen her siyasal parti bu anayasanın, 82 anayasasının meşruluğunu tartışan ve kabul etmeyen ve ellerine ilk fırsat geçtiğinde bunu değiştirme sözü veren bir siyasi platformda hayatlarına başladılar, sürdürdüler. Bir kısmı artık siyasal hayatımızda değil, çıktı. Ama onların izi hala devam ediyor. Şu anda sizin de belirtmiş olduğunuz gibi anayasa çeşitli defalar 1990'lardan itibaren referandumlarla ve meclis oylamalarıyla çeşitli defalar değiştirildi. 1982 Anayasası'nın temel özellikleri artık kalmadı. Kurulduğu zaman bir yarı parlamenter siyasal rejim öngörmekteydi. Bugün Türkiye sultanizmle yönetiliyor. Yarı parlamenter bir rejimle ilgisi yok. Parlamenterizmle de ilgisi yok. Zaten 2017'de 16 Nisan 2017 referandumunda parlamenter rejimi ortadan kaldırmak yerine başkanlık üzerine inşa edilmiş bir yeni rejim kurmak için girişimde bulundular. Ve bu kurdukları rejim demokrasinin başkanlık rejimi yerine bir tür modernlik öncesi sultanizm rejimi şeklinde bir başkanlık rejimine dönüştü. Temel özellikleri bu şekilde belirlenmeye başladı. Dolayısıyla 82 Anayasası'na ilişkin meşruluk tartışmaları katmerlendi. Şimdi bunu 82 Anayasası'na geri dönmek şeklinde değil de
82 Anayasası'nı değiştirerek demokratik ve hukuk devletiyle bağdaşık bir demokratik çerçevede çalışacak bir demokrasiye. Buna liberal demokrasi diyoruz siyaset bilimi literatüründe. Liberal demokrasi esaslı bir rejim kuracak şekilde değiştirmek için girişimde bulunan siyasi partilerimiz mevcut. Bunlar Millet İttifakı, onun dışında kurulan yeni ittifaklar var, Emek İttifakı gibi. Onların ifade ettiği çerçeveden bakacak olursanız böyle bir iddiayla ortaya çıkıyorlar. Bir de bunlara direnen Cumhur İttifakı partileri var, iktidardalar. Ancak onlar da bu uygulamada reform yapılması gerektiğini ileri sürüyorlar ve dolayısıyla yine kökten bir şekilde siyasal rejim unsurlarını tartıştığımız bir dönem yaşamaya başladık. Bu tabii aynı zamanda iktidardaki siyasal parti blokunun çok işine geliyor. Çünkü siyasal gündemi değiştiriyor. Sürekli olarak yapmakta oldukları şey de bu zaten. Türkiye son derece ciddi fay hatlarıyla bölünmüş, kültürel bakımdan ayrışmış, ayrışma içinde yaşayan bir siyasal yapıya sahip. Bu aynı zamanda bir toplumsal yapı. Toplumsal yapının bir siyasal yansımasından bahsedebiliriz. Bu şekilde ayrışmış olan çeşitli seçmen bloklarına ayrılmış durumdayız. Ve bu konudaki farklılıkları olabildiğince kendi amaçları için kullanarak bunlar üzerinden çeşitli seçmen bloklarına ayrıştırıcı mesajlar göndermek suretiyle böl ve yönet taktiğiyle Türkiye'yi yönetiyorlar. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ve lideri bunda çok mahir ve son 20 yıldır da gayet başarılı bir şekilde bu şekilde bölerek, ayrıştırarak yönetme başarısı gösterdi. Ve bunun sonucunda gelmiş olduğumuz noktada siyasal gündem sürekli olarak kaygan bir zeminde değişime tabi tutuluyor. Her hafta başka bir kültürel ayrımı ön plana getiren bir çıkışla, işte bu en son Adalet ve Kalkınma Partisi Mahir Ünal'ın birdenbire nereden çıktığı belli olmayan bir şekilde harf devrimini hedef alan bir takım gerçek ötesi açıklamalar yaptığını gördük. Yani bunların olgusal bir temeli yok. Efendim, Türkçe düşünerek insanlar düşünmeyi beceremediklerini falan iddia etti. Tuhaf bir iddia. Çünkü bir burada sadece bugünün Türkçesi değil, aynı zamanda eskiye giderseniz işte Yusuf Hasacıkların Kutat Gubilik vesaire birçok eserler var ortada. Bunlar yüzyıllardır verilmiş. Bunların içinde epeyce enteresan düşünce önerileri, düşünce biçimleri, düşünce kalıpları vesaire var. Yani geniş bir kitlenin de bunları zaman zaman o metinleri okumamış olsalar bile onlardan süzülerek gelen sonuçları kullandığını falan da görüyoruz. Onun için garipsenebilecek bir takım tuhaf açıklamalar. Ama bu içinde yaşadığımız bu çok bölünmüş kültürel ortamın fay hatları üzerinden yapılan bir seçmen seferberliği olarak irdelenecek olursa son derece farklı bir görüntü bize arz ediyor. Burada temel itibariyle çeşitli cephelere ayrışmış, özellikle dini duygular, mezhebi duygular, kimlikler, aynı zamanda etnik kimlikler, aynı zamanda demokrasiyle otokrasi konusundaki düşünceler, yaşam biçimleri vesaire üzerinden fevkalade parçalanmış bir yapı ve bu yapının saflaşmalarının yaratmış olduğu çok sayıda çatışma alanı var. Bazı meslektaşlarımız kutuplaşma diyor. Evet, bir kutuplaşmadan söz edebilirsek bunun böyle çoklu kutuplaşmalar olarak ifade edilmesi söz konusu. Tek bir kutuplaşma pek söz konusu değilmiş gibi gözüküyor. Esasında bunlar farklı iyi toplum imgeleri diye ifade edebileceğimiz şekilde
birleştirilmeye de zaman zaman çalışılıyor. Eskiden daha kolay yapılabiliyordu. Hani bir daha çok bilimi, insan aklını, ussal düşünceyi, akla uygun düşünceyi ön plana getiren, bireysel özellikleri, bireysel düşünce sistemlerini ön plana çıkaran ve bunun çizdiği çerçeve içerisinden düşünerek hayatı yaşamaya çalışan daha seküler bir iyi toplum algısı ve düşüncesi ve tasarımı. Bunun karşısında ise özellikle içinde Sünni mutekit anlayışların derin rol oynadığı bir geleneksel muhafazakar, daha çok din etkisi altında oluşmuş bulunan bir iyi toplum algısı, ilgi, imgesi, bir hayali, tasavvuru vesaire olarak ifade edebileceğiniz bir ayrımdan bahsedebilirsiniz genel itibariyle. Ancak bu o kadar basit olarak ortaya çıkmıyor artık. Daha da bölünmüş durumda. Özellikle her ikisi içerisinde daha demokratik, daha otoriter talepleri olanlar var. Ve o bakımdan da parçalanmış vaziyetteler. Onun için çok farklı, böyle sırça gibi dağılmış, çeşitli seçmen bloklarına bölünmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunların bu farklılıklarını kullanarak, o farklılıklar üzerinden bunları bölüp yönetmek ve çatıştırmak suretiyle oy devşirme stratejisi güden bir iktidar bloku söz konusu. Onun için neredeyse her hafta, bazen her gün farklı ağızlardan, farklı açıklamalarla. Şimdi bunlar ulemadan birileri olabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Onlardan bir takım açıklamalar yapılıyor. Bazı bilmem medreselerde, şurada burada bazı etkinlikler yapılıyor vesaire. Adalet ve Kalkınma Partisi veya MHP'den böyle açıklamalar çıkıyor ortaya. Bir kısmı dini, mezhebi, bir kısmı etnik, Türkçülük üzerinden vesaire yapılan açıklamalar. Bunların tetiklediği çeşitli tartışmalar siyasal gündemi belirliyor veya hızla değiştiriyor. Ve bu gündem birdenbire çok da güncel olmayan bir şekilde, yani seçmenin öncelikli kaygılarıyla bağlantısı pek de kuvvetli olmayan bir şekilde kamuoyu tartışmacılarının üzerine atladı. Medyanın, özellikle ana akım medyanın, aynı zamanda basının üzerine böyle hızla yöneldiği ve onun üzerinden işte günlerce tartışma programları falan yaptığı ve dolayısıyla kamuoyunun dikkatini onları ilgilendiren temel konular olan özellikle ekonomi veya politik ekonomi diyebileceğiniz konulardan alıp bu kültürel kimlikler üzerinden ayrışmışlık temelindeki böl yönet gündemini taşıyor. Böyle evet. Bir iş var. Hocam bir araya çok girebilir miyim? Tabii. Mutlaka söyleyeceğinizi tamamlayın ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi bizdeki bu anayasa tartışmalarının da araçsallaştırılması gibi bir durum var. Sizin de söylediğiniz bu bölünmeler veya çoklu kutuplaşma tabii şuna müsaade etmiyor. Bir tarafın alıp istediği gibi anayasayı çevirmesine müsaade etmiyor. Mecliste de hiçbir tarafın böyle bir çoğunluğu yok. Baktığınız evet. Zaman Cumhur İttifakı'nı, yani bugün ülkeyi yöneten ve otoriter bir blok diyebiliriz herhalde. Basit çoğunluktan biraz fazla bir salt çoğunluktan biraz fazla bir çoğunluğu var. Ama anayasayı değiştirebilecek, bunu referandum şartıyla dahi değiştirebilecek 5'te 3 çoğunluğu yok. Öbür tarafında tabii yok. Bu durumda bir anayasa değişikliği olması için iki bloğun, ki siz onu işte biraz daha demokrasiye yönelik bir anayasa değişikliği yapmak isteyen ittifaklarla otoriter blok olarak ayırdınız aslında. Anayasa değişmesi için anlaşması gerekiyor. Ha, böyle bir şey mümkün mü acaba doğası gereği iki farklı yöntemle, yöntemi geçtim, vizyonla hareket eden
ittifakın anayasa yapması, anayasa değiştirmesi? Bunlar anlaşabilmeleri kolay mümkün değil. Onun için anlaşma yerine 82 anayasasını yamalı bohçaya çevirdiler. Orasından değiştirelim, burasından değiştirelim şeklinde. O meşruiyet sorunu çözmüyor. Anayasa işleyebilecek bir anayasa yapacaksanız temel itibariyle meşruluk sorunu olmaması lazım. Çok geniş tabanlı bir meşruluk algısı kucaklaması gerekiyor. Seçmenin özellikle çok büyük çoğunluğunun, mümkünse tamamının anayasanın temel değerleri üzerinde uzlaşmış olmaları gerekiyor. O zaman anayasalar çalışıyor. Yani ilk yazılı anayasa Amerika Birleşik Devletleri Anayasası. Bugüne kadar fazla bir değişiklik geçirmeden gelmiştir. Zaten çok zor değişebiliyor. Ama o anayasa 230 yıldır falan uygulanmaktadır. Şu son zamanlarda ciddi bir defiyle karşılaştı. Cumhuriyetçi Parti galiba anayasanın temel bazı kurumlarıyla çatışma içerisine girdi. Anayasanın bu çerçevede Amerika'daki siyasal rejimin demokratik özelliklerini kaybetmeden ayakta kalıp kalamayacağını meslektaşlarımız tartışıyorlar. Biz de izliyoruz. Yani dışarıdan bakmaktayız ama öyle bir sorunla karşı karşıya. Orada bile meşruiyet temeli zedelendiği vakit anayasanın uygulanabilmesi mümkün değil. Çünkü anayasa sadece meşruiyetle ilgili değil. Aynı zamanda çatışmaların, toplumda çıkan çatışmaların, ki toplumda çatışma olmadan yaşantı pek uzun süreli olarak mümkün değildir. Bütün toplumlarda niza vardır. Farklı çıkarlar çatışır. Bunları nasıl bağdaştıracaksınız? Nasıl çözeceksiniz? Onun için çatışma çözümü için kurumlar, kurallar, yöntemler, normlar üretmek durumundadır. Anayasa bu konuda önemli bir siyasal rejim aracıdır. Ve onun sağladığı bu olanaklardan, bu kanallardan geçmek suretiyle etkili bir biçimde ortaya çıkan çatışmaların çözülmesi sağlanabilirse o anayasalar daha etkili ve daha güçlü bir şekilde kuruldukları siyasal rejimi koruyarak yollarına devam ederler. Aksi takdirde çok büyük sorunlarla karşılaşırlar. Çünkü siyasal sistemde uzun süreli olarak çatışma konularını giderek daha vahim bir içeriğe dönecek şekilde çözmekten aciz bir durumda kalınırsa o zaman ülke yarışan siyasal partilerin değil, çatışan siyasal orduların ülkesi haline dönüşür. Ve oradan da hem rejim yıkılır hem aynı zamanda iç savaş gibi bir koşula savrulursunuz. Bunu engellemek için anayasanın belli önlemleri almış bulunması gerekir. Ve bu önlemler konusunda da, yani çatışma çözümü kurumları, kuralları, normları, değerleri konusunda da toplumun çok büyük bir kısmının, en azından temel kuvvetlerinin tamamının hemfikir olması gerekmektedir. Dolayısıyla bunları benimseteceksiniz. Evet, bizim çatışmalarımız olacaktır. Çatışma doğaldır. Çıkarlarımız farklıdır. Farklı kültürel kimliklerden bahsettik. Bunların birbirlerini görüş biçimleri, kendilerini tanımlamaları, kendilerinin hedefleri, yaşam şartları, yaşam koşulları ve çıkarları olarak tanımladıkları şeyler birbirleriyle her zaman örtüşmez. Bazen de çatışır. Aynı zamanda toplumda sosyal sınıflar var. Bunların da çıkarları uyum içerisinde değildir. İşçinin çıkarıyla işverenin çıkarı zaman zaman çatışmaktadır. Bunların çeşitli örneklerini görüyoruz zaten. Sendikalar grev yapıyor, lockoutlar yapılıyor vesaire. Bunları hangi kurumlarla, ne şekilde etkili ve büyük çoğunluğun adalet duygularını güçlendirecek şekilde çözeceksiniz. Bunun kurumlarını, yollarını, kanallarını döşemesi lazım anayasa. Onun için anayasada bağımsız, tarafsız, ehil çalışan, dürüst karar veren yargı vurgusu genellikle yapılmaktadır. Tabii bu norm olarak söylenmesi kolay da bunu hayata geçirmek, yani bir normu bir yaşam olgusu haline dönüştürmek ayrı mesele. O siyasetin işi. Ve bunu beceremezse siyaset anayasada yazdığıyla kalıyor. Bunu çeşitli anayasalarda biz yaşadık. 61 anayasasından beri görüyoruz. Bugün de Türkiye'de bağımsız, tarafsız bir yargının olmadığını,
özellikle muhalefet partileri başta olmak üzere geniş kesimler, barolar vesaire ifade ediyorlar. Ve çeşitli uluslararası karşılaştırmalarda bunu görüyoruz. Ama anayasanıza bakarsanız Türkiye bağımsız ve tarafsız yargı ilkesine sahip gibi gözüküyor. Dolayısıyla oraya yazmak değil, sadece değil. Onu yazacaksınız ama onun ötesinde bu kağıt üzerinde mürekkep olarak kalmayacaksa bunu kabul edecek çok geniş bir kitleye ihtiyacınız var. Bu sadece seçmen kitlesinden bahsetmiyorum. Yani bir kitleden aynı zamanda siyasal seçkinlerin de, siyasal partilerin, parti liderliklerinin, aynı zamanda belli başlı toplumsal baskı gruplarının, çıkar gruplarının, işte sendikalardan bahsettik. Aynı hem işçi ve işveren sendikalarının, aynı zamanda sanayicilerin, iş adamlarının, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, bunun dışında temel rol oynayan, kamu bürokrasisinde rol oynamakta olan sivil asker bürokrasinin tamamının bunları içselleştirmesi, mahkeme kararlarına uymayı bir norm olarak kabul etmesi, seçmenin de bunu kabul etmesi, bunların yapılmadığı zaman yapmayanı cezalandırması esasının getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla siyasi çalışmaları yetersiz olarak görülen bir hükümetin bunun sonucunda bunun maliyeti olarak seçimde oy kaybetmesi söz konusu olmayacaksa demokrasinin çalışma imkanı bulunmayacak demektir. Dolayısıyla bu ilkelerin üzerinde uzlaşan geniş bir kitle yaratmanız gerekiyor. Onun için biraz tartışılması, tezekkür, tefekkür edilmesi gerekiyor bu konuda. Yani deliberasyon deniyor buna Frenkçesiyle. Üzerinde uzun boylu tartışarak bunun neden böyle makul bir şey olduğu, neden etik olduğu, hatta ahlaki bir zorunluluk olduğunu geniş bir kitlenin kabul etmesi ve içselleştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda anayasadan beklenen kamu malı üretimlerinin kolaylaştırılması, maliyetinin düşük olması, olabildiğince kolay yapılabilmesi ve büyük destek görmesinin sağlanmasıdır. Biz kamu malı dediğimiz zaman özellikle maliyede, iktisatta veya siyaset biliminde kimsenin kullanımından engellenemeyeceği ve herhangi bir şekilde bir olumsuz rekabete konu olmayacak bir mal ve hizmet üretiminden bahsediyoruz. Yani bu herkese sunulacak bir hizmettir. Yani havanın kirli havanın temizlenmesi. Havayı temizlerseniz herkes bu temiz havadan soluyacaktır. Bu bir tercihe konu olabilecek. Sen soluyamazsın diyebileceğiniz bir kitlenin olabileceği, bir takım kimseleri dışarıda bırakamamanızın mümkün olabileceği bir üretim değildir. Aynı şey savunma için, güvenlik için, adalet için düşünülebilecek meselelerdir. Dolayısıyla adaleti bir kamu malı olarak görmeniz lazım. Yani herkesin kucaklayacak olan, herkesin kullanmasını sağlayabilecek olan ve bu konuda herhangi bir şekilde olumsuz bir rekabetin olmayacağı bir üretimden bahsediyoruz. Bunu sağlayacak çerçeveyi, kurumları, düzenlemeleri ve temel anlayışları anayasada yansıtabilmek söz konusu. Aynı zamanda bunların anayasayı uygulayacaklar için içselleştirilmesi, doğal olarak kabul edilmesi ve adeta kendiliğinden onlar bu konuyu başından beri kabul etmişlermiş gibi dahil olması söz konusu ki meşruiyet oradan kaynaklanıyor. Aynı zamanda tabii siyasi mekanizmalar, kurumlar, çeşitli bürolarda, farklı mercilerde, mevkilerde, ofislerde çalışırlar. Bu çalışmaların olabildiğince hizmet ve yönetim için üretim yapması söz konusu. Ve bu üretimin olabildiğince düşük maliyetle yapılmasını sağlayacak bir çerçeveyi anayasaların oluşturabilmesi beklenmektedir. Özellikle çağdaş anayasalar. Yani bu mevkiler, o mevkilerde bulunanların belirli kimseleri kayırması için, belirli seçmen gruplarına özel hizmette bulunması yahut kendisine kişisel çıkar temin edecek şekilde bir takım yararlar temin edecek şekilde çalışmasının engellenmesi esasına göre kurulmak durumundadır. Burada tabii 21. yüzyıl için yönetim esaslarını belirleyen Birleşmiş Milletler'in
genel kurulunda kabul edilmiş bir belge söz konusu. Bu belgeye göre buradaki temel kriterler sayılmıştır. Bunların anayasalarda, özellikle yeni yapılacak anayasalarda yer alması ve bunların geniş kitlelere benimsetilmesi anayasa yapım süreci içerisinde yapılan tartışmalarda benimsetilmesi, iyi anlatılması gerekir. Bunlardan başında gelenlerden bir tanesi şeffaflıktır. Olabildiğince şeffaf olmak, özellikle demokrasiyle yönetilecek temsili hükümetlerde geniş kitlelere yapılmakta olan uygulamalarda olabildiğince ayrıntılı bilgi vermek. Ne yapılacak? Kime ne yarar olacak? Kime ne zarar olacak? Bu zararın katlanılmasının neden zorunlu olduğu? Bunun açıklanabilmesi lazım. Bu kabul edilmezse bunda ısrar edilmemesi lazım. Rızaya dayalı bir yönetim şeklinden bahsediyoruz burada. Onun için şeffaflık esas. Dolayısıyla bir yasa yapımı sürecinde öncelikle şeffaflık, yasa uygulamasında ortaya çıkan sorunların veya başarıların incelenmesi, araştırılması, bunların sürekli ve düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması, çalışmayan yönlerin giderilmesi için hangi kurumların, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere nasıl bir mesai harcayacakları, nasıl önlemler alacakları vesairenin araştırılması ve bunun da kurumsal olarak yapısının, mekanizmalarının anayasaya monte edilmesi gerekiyormuş gibi duruyor. Aynı zamanda hukuk devleti. Hukuk devletinin demin saydık temel ilkeleri, bağımsız, tarafsız, ehil ve dürüst çalışan bir yargı sisteminden bahsediyoruz. Bunu gerçekleştirmek için neler gerekeceği, nasıl çalışacağı, hangi kurumların olması gerekeceği, bunların nasıl izleneceği, bu izlemelerde nasıl bir denetim mekanizmasının uygulanacağı, bu denetimin olabildiğince yürütmeden bağımsız olarak nasıl yapılacağı, nasıl hayata geçirileceği vesaire, bunların esaslarının ortaya konulabilmesi lazım. Yine bunlar yapılırken Birleşmiş Milletler dokümanına göre olabildiğince geniş bir kitlenin kendi endişelerini, düşüncelerini, şikayetlerini, taleplerini yansıtabilecekleri bir onları sürecin, karar alma sürecinin içine alan bir inclusivity deniyor buna. Bir içkin mekanizma kurulması. Bunu seçimler kısmen yapmaktadır. Ama seçim ötesinde siyasal katılmanın çeşitli şekillerde özendirilmesi, özellikle barışçıl protesto içeren, aynı zamanda işte dilekçe vermek, elektronik postayla, medya, sosyal medya üzerinden fikirlerini ifade etmek vesaire, bunların özgür bir ortamda gerçekleşmesini sağlayacak temellerin neler olabileceğini belirtmek esas itibariyle önemlidir. Tabii bu çerçevede özellikle demokrasi olacaksanız muhalefetin nasıl çalışacağı, iktidarla aynı koşullarda nasıl yarışacağının temel özelliklerini, temel mekanizmalarını oluşturmak mecburiyetindesiniz. Ve dolayısıyla bu unsurları gerçekleştiren bir siyasal rejim yapısı ve bunun da tam merkezinde bir yazılı anayasa doğal olarak önemli bir rol işlemektedir. Şimdi biz bu saydığım unsurların tamamı itibariyle 82 Anayasası'nda bunların dışına düşmüş durumdayız. Şu anda uyguladığımız 1982 Anayasası iki önemli değişiklikten geçti. 2007'deki 21 Ekim referandumuyla yarı başkanlık sistemine hukuken döndük. Yani Cumhurbaşkanı'nın veya Devlet Başkanı'nın doğrudan halk oyuyla seçildiği, hükümetin ve yasamanın ayrıca doğrudan halk oyuyla seçildiği, daha doğrusu yasamanın doğrudan halk oyuyla seçildiği, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun yasamanın içerisinden çıktığı ve ona karşı sorumlu olduğu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na karşı da sorumlu olduğu bir yapıya geçti. 2007 referandumuyla 2014'te uygulamaya konuldu. 4 yıl sonra veya 16 Nisan 2017 referandumunu alacaksınız. 3 yıl sonra bunu da değiştirerek Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nu iptal etmek suretiyle bir başkanlık
türü bir yapıya geçtik ama bu melez bir yapıdır. Demokratik bir yapı değildir. Ve siyaset sosyolojisi açısından temel özellikleri söylediğim gibi sultanizm yapısı. Hocam çok kısa bir araya girebilir miyim? Bir şey tabii. Dikkatimi çekti de şimdi geçenlerde bir eski bir belgesele gözüm takıldı. YouTube'da 32. günün rahmetli Mehmet Ali Birand'ın zamanında çektiği belgeselleri ya da televizyon programlarını toplayan bir YouTube kanalında. Orada şöyle başlıklı bir belgesel vardı. Eğer Özal yaşasaydı diye. Özal, Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldükten bir yıl sonra yapılmış bir belgesel 1994 yılında. Ve yakın çalışma arkadaşlarıyla yapılan röportajlar var. Eğer yaşasaydı ne yapacaktı sorusuna cevap arıyorlar. Ve aslında ölümünden hemen önce çok ciddi bir şekilde başkanlık sistemi üzerine çalıştıklarını, hatta kendisinin Cumhurbaşkanlığından istifa edip parti kuracağını ve daha sonra anayasa değişikliğine götüreceğini. Tabii bunlar biraz spekülatif de sayılabilir ama böyle iddialar var ve orada başkanlık sisteminin Türkiye'de zaman zaman savunulurken kullanılan bir takım argümanları göstermesi açısından önemli gördüm. Bir kurmayı Turgut Özal'ın şöyle diyordu. Türkiye'de yasamayla yürütmeyi ayırmamız lazım. Şu anda her şey yasamadan çıkıyor. İşte hükümet de meclisten çıkıyor. O zamanlar Türkiye'de parlamenter sistem var. Ayırmamız lazım. Bunu ayırırsak daha etkin olur. Hem yasama hem yürütme daha özgür olur birbirlerinden. Buna tabii literatürde hem anayasa hukukunda hem siyaset biliminde katı güçler ayrılığı deniyor. Ve başkanlık sisteminin bunu sağladığı iddia ediliyor. En azından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki model evet bunu bir bakıma sağlıyor. Çünkü kongrede yürütmeden bağımsız bir yasama gücü evet var. Fakat şunu gördüm. Bugün Türkiye'de bu başkanlık sistemi çok daha belki o zaman nasıl bir şey planlanıyordu tabii bilemeyiz ama çok daha dejenere olmuş bir haliyle gerçekleştirilmiş durumda ve şunu görüyoruz. Acaba Türkiye'de başkanlık sistemini isteyen politikacılar, buna Özal da dahil, belki başkaları da dahil, şunu kabul edecekler miydi? Bugün AKP bunu kabul etmedi. Yani peki biz katı bir güçler ayrılığı sağlansın istiyoruz. O bakımdan parti disiplinini de çok daha gevşek hale getirecek, parti liderinin, başkan adayının parti lideri olmasını engelleyecek mekanizmalar kuracağız ki bence bu kültürel olarak mümkün değil. Yani böyle bir şey olacak mıydı? Meclisi bırakacak mıydı yani başkan kendi haline ki meclis yasama yapsın? Hani oradan aklıma geldi de size de onu söylemek istedim. Şimdi bu tamamen spekülasyon. Bilimsel hiçbir tarafı yok. Bilim olgularla uğraşır. Fact. Bunların hiçbiri olgu değil. Yaşasaydı ne olur bilmiyorum ne olur. Hiçbir şekilde bilebilmek mümkün değil. Bu fikirlerin arasında tutarlılık yok. Problem orada. Bakın bugünkü Cumhur İttifakı'nın demokratik bir başkanlık sistemine müsaade etme şansı yok. Çünkü denetim istemiyor. Oysa başkanlık sisteminin üzerine oturduğu temel hesap vermedir, denetlemedir, denge ve denetlemedir. O bir denge ve denetlemeler sistemidir. Bu konuda yazılmış olan Federalist Papers var. Bunu okumaları lazım bu başkanlık sistemi diye kalkanlarına ya. Ben bunları defaten onlarla 1980'lerden itibaren çeşitli forumlarda tartıştım. Hem akademik forumlarda hem televizyonlarda hem başka yarı akademik toplantılarda vesaire. Ve gördüm ki bunlardan haberdar değiller. Yani Amerika'nın sisteminin ne olduğunu bilmiyorlar. Ben karşılaştırmalı siyaset üzerinde çalışıyorum. Örneğin Iowa ve Minnesota üniversitelerinde 10-12 dönem ders verdim. Karşılaştırmalı siyaset dersi verdim. Ve bu dersler içerisinde Amerikan siyasal hayatını Amerikalı öğrencilere de anlattım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biraz biliyorum nasıl çalıştı. Bu sistemin Türkiye'de uygulanma şansı sıfır bile değildi. Mümkün değil. Çünkü orada güçlü bir başkan yoktur. Tam tersine. Yetkileri fevkalade sınırlandırılmış bir başkanlık kurumu söz konusudur. Ha başkan çok karizmatik birisi olursa ona rağmen yetkilerini aşarak falan bir takım şeyler yapabilir. Ama çok aştığı zaman Başkan Trump'ın içine düştüğü durumla karşı karşıya kalırsınız. Bugün çok ciddi soruşturmalar devam ediyor ve iki defa azledildi. Yani görevden alınmadı. Bizde tam anlaşılmıyor. Impeachment denilen süreç
azil süreci olarak Türkçe'ye çevriliyor. Bu kararı veren Temsilciler Meclisi'dir Amerika'da. Kongre'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi'dir yasamada. Üst meclis olan Senato ise mahkeme olarak toplanır. Azil kararının gereği olarak suçlu bulursa başkanı görevden alır ve ondan sonra yargılanması için süreç başlar. Şimdi Senato partizan bir şekilde karar aldı. Temsilciler Meclisi de kısmen partizan şekilde karar aldı ama ciddi kuşkular uyandıran kanıtlar bulunmaktaydı. Ve iki defa Senato'nun mahkeme olarak toplanmasıyla sonuçlandı. Daha önce bunu yaşamış bir Amerikan başkanı yok. Şimdi bizde böyle bir süreci çalıştırabilecek misiniz? Bizde 100 senedir devam eden disiplinli parti uygulaması var. Nasıl geçeceksiniz disiplinli parti uygulamasından disiplinsiz parti uygulamasına? Bu mümkün mü? Yasamayı nasıl çalıştıracaksınız? Yani her kafadan bir sesin çıktığı yasamada çeşitli koalisyonlar oluşturmak suretiyle belli yasaların çıkmasını nasıl temin edeceksiniz? Hükümet politikası olarak seçmene sunulmuş olan çeşitli platformları gerçekleştirmek için yasamayı nasıl çalıştıracaksınız? Bunu basit olarak ifade edeyim, kısa dönemde yapabilme şansınız yok. Onun dışında yasama çoğunluğu başka bir partinin elinde olursa, yürütme başka bir partinin elinde olursa, bu ikisi arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz gibi kenetlenme denilen, gridlock diye tabir ediyorlar, bir olay ortaya çıkıyor. Bütçe bile geçiremiyorlar, bütçe. Clinton döneminde, Obama döneminde, Trump döneminde Amerika bütçe yasalarının, ki orada bütçe yasası bizim gibi bir tek yasa değildir. 13 yasaydı yanılmıyorsam şimdi 12'ye indirdiler. Ve bunlar yasaların mali yıl sonuna kadar, yani 30 Haziran'a kadar, 1 Temmuz'a kadar meclisten geçmesi, yani kongreden geçmesi gerekiyor. Geçirememeye başladı. 1976 senesinde Jimmy Carter'ın başkanlığı döneminde demokrat çoğunluğun bulunduğu bir ortamda karar aldılar. Bu tarihi 30 Haziran'dan 31 Ekim'e attılar. Yani olabildiğince sarkıttılar. Onu da başaramayınca bazı bütçe yasalarını geçirme, diğerlerini geçirememe durumuyla karşı karşıya kaldı. Geçiremedikleri yasaların uygulandığı kamu kurumlarındaki memurlara yol verdi. 4 ay, 5 ay bu insanlar gitti evlerinde oturdu ve 5 kuruş bunlara ücret ödemediler. Veya maaş ödemediler daha doğrusu. Yani Amerika'da böyle çalışıyor. Amerika'da bunun çok büyük ölçüde bir sistem sorununa dönüşmemesinin birkaç nedeni var. Bir tanesi Amerika'da liberal kapitalizm uygulanıyor. Piyasa olabildiğince devlet mekanizmalarından soyutlanmış durumda. Yargı hariç. Tabii yargı orada bir nizaların çözümü için, çatışmaların çözümü için kullanılan temel mekanizma. Tabii doğal olarak o sürecin parçası. Ama onun dışında büyük ölçüde bazı konularda düzenlemeler yapan yasama, tabii piyasa düzenlemesi de yapabiliyor. Ama onun ötesinde büyük ölçüde bağımsız. Kendi kurallarına göre çalışıyor. Liberal bir uygulama sistemi içerisinde. Dolayısıyla piyasa çok etkilenmiyor bu süreçlerden. Bir miktar etkileniyor ama etki sınırlı kalıyor. İkincisi Amerikan sistemi Türkiye'nin tam tersini. Merkeziyetçi değil, ademi merkeziyetçi. Yani merkeziyetçiliğin yokluğu, adem, ölüm demektir biliyorsunuz Arapça. Yokluk. Yani merkeziyetçiliğin yokluğu üzerine oturmuştur. Yerinden yönetim esastır. 50 eyaleti var. Eyalette esaslı devlettir bunlar. 50 devleti var. O devletlerin kendi anayasaları var. Kendi kurumları var. Benzer şekilde yani üretilmiş olan. Onlar kendi yasalarına, anayasalarına göre yönetiliyor. Bizde böyle bir durum yok. Olabilme şansı da yok. Fevkalade yerinden yönetime müsait bir yapıda çalışan bir sistemi alacaksınız. Her şeyin ulusal olarak merkezde çözümlendiği bir sistem olan ve bir yönetim kültürü olan Türkiye'ye getirip monte edeceksiniz ve bunun çalışmasını bekleyeceksiniz. Piyasada liberal iktisat uygulayacaksınız. Tamam, büyük itibariyle piyasayı özelleştireceksiniz temel kurumlarda. Bu mümkün mü? Bugün tamamen piyasa manipülasyonu üzerine çalışan bir ahbap çavuş kapitalizmi uygulanıyor Türkiye'de. Bunu uygulayanlar Amerikan sistemi diyorlar. Ya
Yani ya bu uygulamayı yapmayın ya Amerikan sistemini yapmayın. Onun ötesinde Amerikan sisteminde Yüce Mahkeme kendi kararıyla kendisini Anayasa Mahkemesi ilan etmiştir 1803'te. Ve anayasal konuların nihai görüşülme merkezi. Ve bunun üzerinde yasamanın ve yürütmenin atamalar dışında hemen hemen hiçbir etkisi yoktur. Atamalar zaman zaman ortaya çıkmaktadır ve bunun sonucunda daha partizan çalışan bir çerçeveye dönüşebiliyor Yüce Mahkeme'de. Onu da gördük son dönemlerde özellikle. Onun aldığı kuralların çalışmasında yine yerinden yönetimin büyük ölçüde etkisi var. Birçok insanın hayatı yaşadığı eyaletin yasaları tarafından daha fazla etkileniyor Amerikan federal yasalarından ziyade. Onun için böyle bir imkan var. Bir üçüncü özelliği var Amerika'nın. Amerika çok büyük bir yer. Çatışma ortamı içerisine giren insanlar belli bir yerde yaşamalarının zor olduğunu, komşularıyla geçinemediklerini gördüklerinde oradan toparlanıp başka bir eyalete gidiyor. Ve o eyalette kendilerine yeni bir hayat kuruyorlar. Kendi kurmak istedikleri gibi bir hayatı orada yaşamaya başlıyorlar. Bunu özellikle din grupları gösteriyor. Çeşitli kiliseler. Tuhaf tuhaf kiliseler çıkmış durumda ortaya. Biz dışarıdan baktığımız zaman bize tuhaf gözüküyor ama kendi yapıları içerisinde gelişen bir takım kurumlar. Ve bu kurumlar farklı yerlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok farklı şekillerde yaşantılar sürüyorlar. Birbirleriyle çatışmalar. Çatışmayı toprağının çok büyük olması dolayısıyla başka yerlere göçen insanların eliyle çatışma yoğunluğunu azaltıyor. Bu bir sosyolojik durum. Yani bu anayasanın belirlediği bir unsur değil. Bizde nasıl oluşturacaksınız? Bizde çok büyük bir nüfus yığışımı oldu. Az sayıda kente. Burada çok farklı kökenlerden gelen, birbirini tanımayan birçok insan günlük ortam, çalışma ortamlarında veya şehir içerisindeki gezintilerinde sürekli olarak birbirleriyle karşılaşıyorlar. Birbirleriyle uyuşma ve uyuşmama zeminleri çok hızlı bir şekilde dar bir coğrafyaya sıkıştırıldı. Böyle bir ortamda Amerikan başkanlık sistemini nasıl uygulayacaksınız? Amerikan başkanlık sistemini hayata geçirebilecek koşulların büyük çoğunluğu yok. Onun için Ankara Enstitüsü benden bu konuda bir yazı istedi. Yayınladım. Bizi izleyenler Ankara Enstitüsü'nün bu yayından başkanlık değerlendirmemi ayrıca bakabilirler. Ve Amerika'daki meslektaşlar, Amerika'da da başkanlık sisteminin uygulanmasında ciddi sorunlar olduğunu ve çok da başarılı olmadı. Ama demin saymış olduğu ademin merkeziyet, geniş coğrafya, bağımsız kurumlar, bağımsız ekonomik yapılanma ve çalışmalar vesaire. Dolayısıyla bunların üretmiş olduğu sonuçların Amerikan siyasal hayatında ve ekonomik yaşantıda önemli başarılara neden olabildiğini gösterdiğini vurguluyor. Bu başka toplumlarda yerine getirilebilmesi mümkün bir örnek değildir. Nitekim biliyoruz Palau diye bir Pasifik ada takım adaları devleti var. Palau. Türkiye'de pek bilmiyor. Bu Palau Amerikan Anayasası'nı çok beğenmiş bizdekiler gibi. Aman demişler alalım bunu aynen uygulayalım. Almışlar, uygulamışlar 1990'lardan itibaren. Bir müddet sonra Palau'nun nüfusu çok küçük. Herkes her türlü siyasi görevde bulunmuş. Yani kendi hayatlarını yaşayamaz hale gelmiş durumda. Kurtarın bizi diye bağırıyor. Yani her rejim her yerde uygulanmaz. Buradaki uygulamada siz esas itibariyle rejimin temel özelliklerini ve demin saydığım 21. yüzyıl için iyi bir yönetim modeli Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerini nasıl hayata geçireceğinizi, hangi kurumlar vasıtasıyla hayata geçireceğinizi, kendi sosyo-kültürel ve iktisadi ortamınıza uyumlu olarak geliştirmeniz ve üretmeniz gerekiyor. Türkiye'de biraz da deneyimle değil mi hocam? Biraz da deneyimle. Türkiye'de bu insan kaynağı mevcut mu? Bana sorarsanız evet. Kullanılıyor mu? Hayır. Onun yerine çeşitli parlak fikirlerle ortaya çıkan, gerçekle bağlantısı çok da olmayan iddialarla ortaya çıkan, efendim yasamayla yürütmeyi birbirinden ayırırsak bunlar çok iyi çalışır. O zaman yasama yürütmeden hesap sorar. Hesap vermeye hazır mısınız? Hayır. Biz hesap vermeyiz diyen bir zihniyet bugün Türkiye'yi yönetiyor. Hiçbir konuda hesap vermek istemiyorlar.
Dünyanın yolsuzluk dosyaları çıktı ortaya. Hiçbiri üzerine doğru dürüst gidilemiyor. Yok. Böyle bir şey yok. Tam tersinde yani hesap vermemeyi temel değer, temel şiar, temel endişe edinmiş olan bir iktidarla karşı karşıyasınız. Bunların başkanlıktan bahsediyor olmaları demokratik başkanlık açısından abesle iştigaldir. Eğer demokratik başkanlık istiyorsanız en büyük saygı göstereceğiniz husus bir, hesap verebilmek. İki, insanların özgürlüklerine katiyetle dokunmamak. Başta ifade özgürlüğü. Amerikan Anayasası'nın birinci değişiklik maddesinde ifade özgürlüğü vardır ve herkes kabul etmektedir, sınırsızdır, sınırlandırılamaz. Yani bu konuda sınır hemen hemen yok gibidir Amerika'da. Bunu uygulayabilecek misiniz Türkiye'de? Yeni dezenformasyon yasası çıkmış olan bir ülkede konuşuyoruz bütün bunları. Yani hem yaptıklarınız başkanlığın tam, o zaman başkanlık, tabii başkanlık diye yola çıktığınız zaman sultanizme varıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizin buradaki zihniyet ortamınız, siyasal seçkinlerin siyasal kültür ortamı, seçmenin siyasal kültür ortamı böyle bir şeye müsait değil. Böyle bir yapıya müsait değil. Onun için biz Türkiye'de kendi özelliklerimizi ön plana koyarak düşünmemiz lazım. Onun için ben başından beri diyorum ki Türkiye'de çok başarıyla uygulanmış, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir meclis hükümeti modeli var ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu çerçeve içerisinde son derece kritik rol oynamış bir kurum olarak görüyorum. Onun için meclis etrafında bir rejim kurmamız gerekiyor. Öbür türlü cumhurbaşkanı, başbakan gibi ki kolayca kişiselleşecek, kurumsal özelliğini yitirecek ve kolayca kişiselleşecek çerçeveden uzaklaşarak kurumsal bir çerçeve. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha etkin bir şekilde muhalefet içeren bir yapı haline dönüştürülmesi. Bunun bu yapı ile hem halk adına yürütmeden hesap sorabilmesi, hem aynı zamanda yürütmenin meclis çoğunluğunun desteğiyle daha etkili bir şekilde çalışabilmesi. Ama hem yasamaya hem yargıya yatay olarak hesap vermesi, hem de aynı zamanda medyayla, sosyal medyayla bundan hesap sorulabilmesi etkili bir şekilde. Seçmenin dikey olarak hesap sorabilmesi. Bütün bu hesap sorma yöntemlerinin açık olduğu bir yapı demokrasidir. Eğer hesap sorma yoksa demokrasi de yok. Bunu bugün temel ilke olarak kabul etmiş durumda siyaset bilim. Dolayısıyla bilimsel olarak kabul etmiş olduğumuz noktaları göz ardı etmeden Türkiye'nin temel kazanımlarını, temel değerlerini, temel kurumlarını göz önünde bulundurarak yola çıkmak, hareket etmek durumdayız. Burada tabii bağımsız, tarafsız yargı nasıl oluşturulur? Bunun esasları üzerinde uzlaşmak durumundayız. Bu aynı zamanda hukukçuların, aynı zamanda sosyologların, antropologların, yani çeşitli bilim kökeninden gelenlerin katkıda bulunabileceği, aynı zamanda Türkiye'yi yönetmiş, geçmiş yönetim tecrübeleri olanların da içine dahil edilebilecekleri bir geniş süreçle ve halkın iyi izleyeceği bir süreçle tartışılarak gündeme getirilmesi gereken bir husustur. Bu şekilde yapabilirsek bunu bir temelde oluşturabilir ve burada yeni bir demokratik anayasa, meşruiyeti yaygın olarak kabul edilen bir anayasa, aynı zamanda demokratik ve hukuk devleti ilkelerine göre çalışan temel çerçevesi iyi konulmuş, laik bir yapıyı sürdürebilecek, insanların düşünce özgürlüğünü, vicdan özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü garanti altına alacak bir hale dönüştürebilmek, o şekilde yönetebilme imkanını bulabileceğiz. Aksi takdirde Türkiye'nin söylediği farklı, yaptığı farklı olma özelliği gösteren böyle tuhaf bir ayrışma söz konusu. Demokrasi diyorlar, uyguladıkları otokrasi. Efendim başkanlık diyorlar, uyguladıkları sultanizm falan. Böyle tuhaf bir
noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Onun için konuşmamız, uzlaşmamız, kavramlar üzerinde dahi anlaşmamız mümkün değil bugün Türkiye'de. Aynı kavramları kullanmıyoruz. Kullandığımız kavramların adı aynı olsa da, kelime aynı olsa da içerikleri farklı. Dolayısıyla kavramların içerikleri üzerinde anlaşmış olduğumuz bir çerçevede tartışma yapabiliyoruz. Şimdi ben bunun temel itibariyle bugünkü ortamda demokrasi ve otokrasi taraftarlarının bir araya gelerek tartışarak becerebilecekleri kanısında değil. Maalesef. Dolayısıyla bu tür bir tartışmanın belli bir süreç olarak sürmesi, özellikle demokrasi yanlısı olan kitlelerin, seçmenin, aynı zamanda demokrasi yanlısı olan siyasal güçlerin büyük bir yoğunluğa ulaştığı bir ortamda onlar arasında yapılacak olan bir tartışma sonucunda gerçekleştirilebilecek bir anayasa olabileceği kanısındayım. Öbür türlü bir anayasa yine 82 Anayasası'nın birçok defolarını içinde barındıracak bir metin olmaya devam edecektir. Böyle bir anayasanın herhangi bir şekilde Türkiye'ye yararı olacağı kanısında da değilim. Ha, otokrasi anayasası da yapabilirsiniz. Ondan Türkiye ne kadar yönetilebilir zaman itibariyle görürsünüz. Yani bu yönetim çok başarılı bir içerik taşımayacak. Biz şu anda temel itibariyle seçme ve seçilme üzerinden meşruiyete odaklanmış durumdayız. Siyasal meşruiyetin zorluğunu anlamamız açısından yerleşik bir demokrasideki soruna şöyle bir bakmamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde İngiltere'de Başbakan Liz Truss 44 gün içerisinde görevini bırakmak mecburiyette kaldı ve şu anda Muhafazakar Parti'de yeni bir lider var, yeni bir başbakan olacak diye bekleniyor. Ve bu süreç içerisinde dikkatinizi çekeyim, Liz Truss'ın seçimini ilgilendiren herhangi bir meşruiyet sorunu yaşanmadı. Yani oradaki anayasal teamüllere göre seçilmiş olan bir parti lideri, daha önceki lider Boris Johnson'ın görevden ayrılması dolayısıyla onun yerine geçmiş olan Liz Truss ve aynı zamanda başbakan olarak kral tarafından teamüllere göre atanmış olan bir başbakan var. Dolayısıyla seçimle ilgili hiçbir meşruiyet sorunu yok. Ama uygulamaya koyduğu ekonomik fikirler ki bu fikirleri savunarak geldi. Ona da dikkatinizi çekeyim. Ve bu fikirler kendi parti tabanından çok büyük destek de gördü. Fakat kurmuş olduğu kabine ve uygulamaya başladığı bu ekonomik planın piyasalar tarafından büyük bir neredeyse dehşete varan bir endişeyle karşılanması ve onların gösterdiği tepki sanki bu modelin, uyguladıkları iktisadi modelin çalışmayacağı ve o terk edilmesi gerektiği izlenimini yarattı. Onun dışında kabinesinin kurulması sırasında Muhafazakar Parti'nin içerisindeki bütün kesimlere hitap edecek şekilde karar almamış olması, dar bir kadroyu kendisine çok yakın bağlı olan, uzun seneler beraber çalışmış olan bir kadroyu kabineye taşımış olması dolayısıyla partinin desteğini de yitirdi meclis içerisindeki ve dolayısıyla göstermiş olduğu performans, yani çalışmaları yeterli görülmediği için meşru olmadığı kabul ediliyor. Hukuki hiçbir sorunu yok. Seçim meşruiyetinde de hiçbir sorun yok. Ama sadece performansı hükümet ediş biçiminin getirdiği maliyet aşırı olarak kabul edildiği için yine kendi parti grubu tarafından görevden el çektirilmek için yeterli baskı uygulandı ve 44 gün içinde ayrıldı. Dolayısıyla meşruluk sadece Türkiye'de tartışıldığı gibi seçimle iş başına gelmekle sınırlı değildir. Seçimle iş başına gelirsiniz, hatta seçimler gayet adil ve serbest de yapılmış olabilir. Ama görevde bulunduğunuz zaman zarfında ürettiğiniz maliyet, görev zararı o kadar müthiş bir noktaya varabilir ki sizin yönetimde kalma meşruluğunuz ortadan kalkar. Sizi destekleyenler gözünde de ortadan kalkar. O zaman bunun görevden çekilmeyi ve görevi bırakmayı zorunlu hale getiren bir koşul ortaya çıkar. Onun için meşruluğun çeşitli türleri var ve hepsi siyaseten önemli, aynı derecede önemli.
Seçim meşruluğu ne kadar önemliyse performans meşruluğu. Görevde bulunduğunuz sürede yapabildiklerinizin ürettiği sonuçlar dolayısıyla bu sonuçların genel kabul görmesi, temel kurumlar ve kesimler tarafından desteklenebiliyor olması sizin iktidarınızın sürmesi açısından kritik bir nitelik taşıyacaktır. Eğer bu maliyet artarsa o zaman görevden ayrılabilmeyi kolaylaştıracak bir mekanizma, zorlaştıracak bir mekanizmadan daha başarılı olduğunu siyaset bilimciler genellikle kabul ediyor. Bu da genellikle Avrupa'nın batısında görmüş olduğumuz parlamenter rejimlerde daha çok gözüküyor. Yani İngiltere örneğinde olduğu gibi. Başbakanı değiştirmek çok kolaydır. Başkanlar ise 4 yıllığına gayet katı bir şekilde seçilirler. O dönemin sonuna kadar görev yaparlar. Erken seçim başkanlık, demokratik başkanlık uygulamalarında yoktur. Amerika'da hiçbir zaman erken başkanlık seçimi olmadı. Bu dönemde hep 4 yılda oldu. Hep Kasım ayının ilk pazartesini takip eden salı günü oldu. Bu ne güne geliyorsa. Ve hiç değişmedi. Bu büyük bir istikrar sağlıyor. Aynı zamanda katılık sağlıyor. Dolayısıyla bir başkan eğer görevden ayrılması gerekiyorsa bunun görevden ayrılması fevkalade zor. Ya azil süreciyle görevden ayrılacaksınız yahut bir anayasa değişikliği maddesi var ona dayanarak yani yönetme ehliyeti kalmamıştır. Hani bu genellikle işte Alzheimer oldu veya bunadı yahut sağlık durumu el vermiyor vesaire. Incapacitated. Evet. Yani yönetme yeteneği gösterebilecek durumda olmadığını tefsik edeceksiniz. Belki bir sağlık belgesiyle. Ondan sonra görevden uzaklaştırılmasına kabine karar alabiliyor. Amerika'daki kabine. Tabii bizde kabine de yok biliyorsunuz. Anayasal bir kurum değil kabine. Gayri resmi bir kurum. O kabine karar alabilir mi alamaz mı onu da bilmiyoruz. Amerikan başkanlık sisteminde yine demokratik başkanlık sisteminde başkan yardımcısı da başkanla beraber seçiliyor. Bizde atandı. Onun için bizdeki başkan yardımcısı Cumhurbaşkanlığı memurudur. Sonuç itibariyle. Halkın tercihine şayan olmuş, seçilmiş bir kişilik, siyasi kişilik değildir. Zaten eski müslümanlar. Yani, onun için çeşitli zorluklar içeren bir defolu uygulama bizde söz konusu. Bunun herhangi bir şekilde demokratik bir çerçevede çalışabileceğini gösteren bir kanıt da şu ana kadar maalesef ortada bulunmamakta. Maalesef. Evet, bu konuda yani anayasacılar çeşitli ikazlarda bulundular. Referandumdan önce, referandumdan sonra diye Kemal Gözler'in güzel bir kitabı var. İlgilenenler okuyabilirler neler tartışmışız, ne ikazlarda bulunulmuş. Ona rağmen nasıl ısrarla bunu hayata geçirmişler. Bütün defoları biliniyor. Dolayısıyla şu anda benim de içinde bulunduğum anayasa derin yapmış olduğu bir çalışma var bu dönemden önce. Orada öngörülen ne varsa hepsi gerçekleşti. Hiç görülmeyecek bir şey, bir tarafı yok. Ve bütün bu defolar biliniyor. Şimdi itiraz ediyor. Adalet ve Kalkınma Partiler dahil. Bu biliniyordu. Bu yola niye girdiniz? Manası yok. Birçok iddia gerçekle bağlantılı değildi. Çalışma imkanı da yoktu. Onun için bu yasama ve yürütmeyi birbirinden ayıralım katı bir şekilde. Bunun sonucunda çok daha etkili olarak yasama yürütme çalışır. Doğru. Çok daha etkili olurlar. Birbirlerini denetlemeye başlarlar. Oysa biz denetlemeden hoşlanmayan bir siyasal kültürdeyiz. Bu denetimi nasıl idare edeceksiniz? Yasama yürütmeyi daha etkili bir şekilde denetlemeye başlarsa bu değişikliği gerçekleştirmek için ileri sürülen nedenlerin hepsi ortadan kalkar. Temel itibariyle. Hızlı karar alma, etkili karar alma, kararın tartışılmaması vesairesi. Bu süreç biter. Ve bunun sonucunda daha çok birbiriyle çatışan kurumlar ortaya çıkar Amerika'da olduğu gibi. Ve bunun bir sorun olacağı Amerikan Anayasası'nın yapımı sırasında Federalist Paper dediğim o kaynakta yazılı. Bunu sunmuşlar James Madison'a. Olsun demiş. Bizim amacımız halkın özgürlüklerini teminat altına almaktır. Yoksa hükümetin çalışması önemli değildir. Bu varsayımı Türkiye'de yapabilecek misiniz? Hükümet çalışsa da olur, çalışmasa da olur. Önemli olan halkın özgürlükleri hiçbir şekilde sınırlandırılmasın ve halkın özgürlükleri tehlikeye girmesin. Bunu söyleyebilecek misiniz? Hayır. Yani şu anda bunu söyleyebileceğimiz bir ortam yok. İşte en son dezenformasyon yasası tartışmalarında gördük. Halkın özgürlüklerine nasıl sınırlanabildiğini yaşayarak biliyoruz. Ve bunun
herhangi bir garantisi Türkiye'de mevcut değil. Amerika evet. Anayasası'nda mevcut ve Amerika'da halkın çok büyük çoğunluğu bu birinci değişiklik maddesinde öngörülen neredeyse mutlak ifade özgürlüğünü savunuyorlar. Ve ondan taviz vermeye niyetli hiç kimse yok. Ve dolayısıyla evet. Orada özgür bir ifade ortamı söz konusu. Başka özgürlükler sınırlandırılıyor. Ondan ayrı sen girmeyeyim şimdi ama bu söz konusu. Onun için bizimle hedef olarak, yapı olarak, vizyon olarak hiçbir şekilde uyuşmayan bir uygulama biçimi biraz bence yanlış siyasilerimizin yanlış değerlendirmeleri ve algılamalarından kaynaklanıyor. Yahut işlerine geldiği gibi eğip bükmeleri dolayısıyla oradaki bir takım kurumların çalışmasını ve bir takım ofislerin görevlerini böyle bir algılama ortaya çıkmış. Yani biz de onlar gibi olabiliriz falan diye öykünüyorlar. Bunun temeli yok. Ben Turgut Bey'in Allah rahmet eylesin vefatından önce bu konuda bu kadar ısrarcı olduğunu gösteren fazla bir kanıt olduğunu da zannetmiyorum. Etrafındakiler belki ısrarcıydılar da. Çünkü kendisiyle tartışılan konularda ben bulundum. Orada bunun sakıncalarını ifade ettik. Kendisinin de bunu algılamış olduğu kanısındayım. Yani o kadar bu konuda söylendiği kadar büyük bir güçle çalıştığı gibi bir izlerim bulunmuyor. Ama onun da hesap verme konusunda çok niyetli, çok bunu bir erdemli faaliyet olarak gördüğünü gösteren fazla bir kanıt da mevcut değildir. Orada da bir defomuz var. Bu tabii evet. ki çok daha geniş bir konu. Siyasal kültür konusu, yönetim kültürü konusu. Orada bir takım demokrasiyle zor bağdaşan zihniyet ve aynı zamanda uygulama örneklerimiz mevcut maalesef. Evet. Bunların ilerlebilmesi de çok kolay değil. Hocam burada noktayı koyalım isterseniz. Bunları da biz konuşmaya devam ederiz. Çok çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimize de çok teşekkürler diyelim ve Siyasetname'yi bu aylıkta noktayı koyalım. Gelecek ay görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.